hocalarımızın vereceği bir karar. Şöyle de bir şansımız var. Beşiktaş bizim fikstürümüzü takip ediyor. Abdullah Hoca da analizi seven bir hoca. Kesin bizim maçlara birilerini yolluyordur. Zaten onlar benim gelişimi takip ediyordur diye düşünüyorum. Vallahi hazır mıyım değil mi bilmiyorum ama bir gün o formayı giyersem mutlu olurum. Ama şu an burada da mutluyum. Sivas halkı, Sivas taraftarı beni çok sahiplendi, sağ olsunlar. Bu belki 6 ay sonra da olmayabilir, belki ileride olur, bilmiyorum. Şu an anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Lideriz, mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Ya genç futbolcu bakış açısından ziyade bence tecrübesiz futbolcu bakış açısı daha doğru. Çünkü dediğiniz gibi Avrupa'da 22-23 yaşında oyuncuların 60-70 maçları olabiliyor. Bizim biraz maç tecrübemiz eksik diye düşünüyorum onlara göre. Yani genç oyuncu, yaşlı oyuncu yoktur bence. Maç tecrübesi olan olmayan oyuncu vardır. Ya bizim ülkemizde biraz geçiş dönemi sıkıntılı olabiliyor maalesef, bu böyle. Sonra da işte altyapıda oyuncular hazır değil ya da antrenörler yeterli değil gibi bahanelerin arkasına saklanıyor. Ama bunda ne hocaların ne de oyuncuların bence suçu var. Ne altyapıdaki hocaların ne de üst yapıdaki hocaların. Bu aradaki geçiş dönemleri çok zor oluyor. Bunu bence mentalite olarak değiştirmemiz lazım. Yani yönetim ve idari anlamda. Çünkü bir hocaya hep hazır oyuncu verirsiniz. Hoca zaten altyapıdaki oyuncuya bakmaz. Bence kulüplerimizin felsefelerini değiştirmesi gerekiyor. Bazen hocayı da mecbur bırakmak gerekiyor bence oyuncu değerlendirmede. Çünkü altyapımız ne kadar kötü olursa olsun bence bu kadar genç oyuncunun olduğu bir nüfusta her sene bence en az A takım seviyesinde bir oyuncu verebilmeliyiz. Ne kadar kötü altyapımız olsa bile yani. Eğitim sistemimiz de ne kadar kötü diyorlar ama gene iyi insanlar çıkıyor. İyi doktor, iyi mühendis. Mecburiyetten yani onu dışarıdan getiremeyeceğimiz için mecburiyetten iyi bir şeyler olmak zorunda oluyor. Bence de mecbur bırakırsak yani sistemimizi de düzeltirsek iyi olur ama bu kötü sistemde bile mecbur kalırsak bence daha iyi oyuncular çıkabilir. Ya bazen şansın gelebileceği anlar oldu. Bazen de gerçekten şansın gelemeyeceği anlar oldu. Şenol Hoca bence bana verebileceği kadar şansı verdiği diye düşünüyorum. Ben de onları iyi kullandım ama yani elinde Pepe, Vida, Tosic gibi oyuncular vardı. Şimdi ben orada nasıl şans bulabilirim diye kendi kendime düşünüyordum. O yüzden zaten ayrılma kararı verdim. Çünkü orada 5 milyon euro alan, 3 milyon euro alan oyuncular vardı. Yani tabii hoca da ilk onları, tecrübeli oyuncuları kullanmak zorunda gibi bir durum var. Yani tabii kendi de inisiyatif alabilirdi ama yani hem yönetim hem taraftar ilk önce oyuncuları görmek istiyor. Ve oynadığı mevki de çok önemli ve biraz da tecrübe gerektiren bir mevkiydi. Yani bulduğum şansları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum ki Sivasspor gibi önemli bir camiada beni transfer edip bana güvendi. Belki daha fazla da oynayabilirdim ama bence daha çok çalışıp daha güçlü olmam gerekiyordu. Belki de orada hoca beni daha fazla oynatsa yaptığım hatalarla belki de kariyerim Süper Lig seviyesinde başlamadan da bitebilirdi. Ya kendimi her futbolcunun olduğu gibi saha içinde çok rahat hissediyorum. Çünkü gerçekten tabii biz kulüplerden oynamak için değil ilk başta antrenman yapmak için bu kulübe faydalı olmak için bir maddi karşılık alıyoruz. Onun sonucunda da en iyi 11'i hocamıza verip en iyi 11'le de başarılı olmak için buraya transfer oluyoruz. Saha içinde olduğum zaman çok mutlu hissediyorum. Sağ bek olabilir, ön liber olabilir, stoper olabilir. İyi bir performans gösterip takıma yardımcı olduğum zaman mutlu oluyorum maçtan sonra. Normalde genelde altyapılarda yani ilk amatör olarak orta saha olarak başlamıştım ama Beşiktaş altyapısından sonra işte A takım sürecinde hep stoper olarak oynadım. Antrenmanlarda olsun, altyapı maçlarında olsun. Ama şu an Rıza hocamız beni farklı bir yerde kullandı. Bir de sözleriyle de beni motive etti oynatmadan önce. Hem antrenmanlarda hem maçlarda görüyorsunuz hep beni yanına çağırıyor, bir şeyler anlatıyor. Hep bana yardımcı oldu. Şu anki yerimden memnunum. Takıma katkılı olduğum için de mutluyum. Hem de lider takımda ön libero olarak oynuyorum. Bu beni hem motive ediyor hem de sorumluluğumu arttırıyor. Hocamız nerede görev verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. İkinci yarıda takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Ya, Avrupa hedefim var. Milli takım hedefim de her Türk oyuncunun olduğu gibi var. İşte dediğim gibi 6 ay benim için nasıl geçer bilmiyorum. 6 ay sonunda belki de buradaki performansıma göre burada kalmam istenebilir. Ya da buradaki performansıma göre Beşiktaş'a benim için güzel bir teklif gelebilir. Biraz afaki bir durum yani. 6 ayın nasıl geçtiği benim için çok önemli. Benim hedefim güçlü olup, hazır olup, buraya faydalı olup ya da Beşiktaş kulübüne iyi teklifler getirmek.
İlk altyapıdan işte A takıma çıktığımda o zaman söylemiştim Beşiktaş formasını terletmek istiyorum diye. Beşiktaş'a yararlı olmak istiyorum diye. İnşallah sene sonra güzel bir teklif gelirse, yani Beşiktaş kulübü o zamanki durumu ne olur, beni kullanmak isterler mi ya da kulübün maddi olarak ihtiyacı olur da beni satmak ister mi bilmiyorum. Hedefim burada olduğum sürece buraya faydalı olmak. Oraya gidersem hem maddi oynarsam manevi açıdan performans vererek, eğer kulübümde beni satmak isterse maddi açıdan yararlı olmak isterim. Avrupa'da İspanya Ligi'ni seviyorum ama İngiltere Ligi'ni daha çok takip ediyorum. Daha keyifli ve heyecanlı maçlar oluyor orada. Ama oyun stilimi ve sistemimi İspanya Ligi'ne yakıştırıyorum. Stoper oynarken de Pique ile Hummels'i çok beğeniyordum. Şimdi ön libero oynamaya başladıktan sonra takım arkadaşlarım bana Busquets demeye başladı. Bu da hoşuma gidiyor. Barcelona sistemini, oyununu, pas sistemini seviyorum.